Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Artık o masadan sıkılmıştım ben de. Bugün aslında vlog çekecektik. Yani hazırlandık vesaire falan. Size böyle vlog, arada işte bu yerli otomobille ilgili konuşacaktım. Şöyle karışık güzel bir video hazırlayacaktım. Heves ettik, bayağı hazırlandık. Çıktık, tam apartmanın kapısından çıktık. Yağmurun yağdığını fark ettik. Yani çiseliyordu biraz ama yine de çıkamayız hani. Biz de eve geldik, geri döndük. Bugün de cuma, uzun zamandır video atmıyordum. Bu yerli otomobil konusunda da bir konuşmak istiyordum açıkçası. Bir video çekmek istiyordum. Dedim ne yapalım, dışarıda çekelim. Mikrofon ayarlarını çok iyi bilmiyorum. Dışarı mikrofonunu çok fazla kullanmadım. Yani şu anda biraz böyle dış sesleri kesmeye çalıştım. Siz de sıkılmışsınızdır masa başında. Güzel bir hava var bugün Bursa'da. Böyle bir hava yakalamışken balkonda video çekeyim dedim. Açık alanda otomobil sesi vesaire falan, yol sesleri inşallah çok size gelmiyordur. Sesimi net alabiliyorsunuzdur diye umuyorum. Şimdi bu yerli otomobille ilgili konuşacak olursak, bu muhabbetler nereden başlıyor? Biliyorsunuz hani Türkiye'nin kendi resmi olarak bir yerli otomobil firması, markası yok. Hatta özel sektörde bile bugüne kadar bir sürü çalışma yapan firma oldu ama hepsi genelde başarısız oldu, hüsranla sonuçlandı. Tabii yani kolay değil, paranız da olsa hemen böyle yerli otomobil üretemiyorsunuz, iş adamı da olsanız. Her şey böyle olmuyor. Tabii devlet desteği vesaire birçok şey gerekiyor bu konuda. Türkiye otomobili aç bir ülke. Hani insanları da otomobili çok seviyor. Baktığınız zaman diğer ülkelere göre gerçekten kapat onu ya. İkide bir niye çalışıyor abi? Ekonomik durum vesaire, siyasi, politika, ülkenin olduğu üç kargaşa vesaire birçok şey bunu etkiliyor tabii. Kolay değil yani öyle hemen bir otomobil şirketi açmak. İyi derecede bir personel gerekiyor. Hani bu ihtiyacı karşılamak gerekiyor. Mühendisidir. Bir de mühendislikler bir sürü dala ayrılıyor. Sonra tekniker lazım, işçi lazım vesaire. Yani bayağı bir uzun bir iş. Kolay değil. O fabrikayı açmak lazım. Fabrikayı açacak yer lazım vesaire falan. Ama 2011'den beri Türkiye bir yerli otomobil çalışması sürüyor. Her ne kadar bize 2 senede bir işte gerek siyasi gerek politik nedenlerden dolayı İşte 2016'da çıkacak, 2017'de çıkacak, 2019'da çıkacak, 2020'de çıkacak denilse de büyük ihtimal ben bu son 3-4 sene içerisinde bir adım bekliyorum. Çünkü ülkenin şu anda ekonomik olarak içindeki durum bayağı bir kötü. Yani bunu kalkındıracak Türkiye'nin geleceği olabilecek tek potansiyel de elektrikli otomobiller ki bunu karar vericiler büyük ihtimal yavaş yavaş biraz zor da olsa anlamaya başlamışlar ki biraz bu süreci hızlandırmaya çalışıyorlar. Evet hani baktığınız zaman bu ülkenin şu anki durumundan kurtarabilecek iki sektör var. Bir tanesi otomobil sektörü, bir diğeri de turizm sektörü. Akıllılık yapar ve elektrikli otomobil sektörünü geliştirmeye çalışırlarsa, bu işi sadece boş konuşarak değil aynı zamanda uygulama ve sahada da gösterirlerse turizmle birlikte bu ülkeye bir kalkınma getirebilir bu iki sektör. Baktığınız zaman böyle olmuyor. Çok bölünüyor, balkon işi zormuş. Bu otomobil nasıl bir otomobil olacak? Tasarımıdır, şuydur vesaire, teknik özellikleri, işte kullandığı yakıt vesaire nerede üretecek, nasıl satılacak? Bu da çok önemli. Bu konulara değinelim. Pininfarina diye bir firma var ve bu firma sadece otomobil sektöründe değil, birçok sektörde tasarım alanında inanılmaz işler başarmış bir firma. Bu firmayla anlaşmış olabilme ihtimalleri var. Eğer bu firmayla anlaşmışlarsa büyük ihtimalle hani bizim o beklediğimiz böyle kuş serisi gibi böyle halka itelenecek işte sadece böyle al hadi sür ayağını yerden kessin tipinde otomobil değil de aynı zamanda yurt dışına ne yapıyorsun sen ya? Aynı zamanda yurt dışına pazarlaması da düşünülmüş bir otomobil çıkacak gibi duruyor. Böyle bir firmayla anlaştıklarından dolayı, anlaşabilme ihtimallerinden dolayı sevindim açıkçası. Çünkü bu biraz daha işi ciddiyete bağlıyor. Sonuçta boş bir firma değil, tasarımı iyi bir model olacak, gelecek gibi geliyor. Hatta 2030'a kadar 5 tane model üretileceği söyleniyor. Yani ne kadar üretilir bilmiyorum ama ilk modelinde SUV olacağı söyleniyor. Gayet akıllıca bir fikir çünkü hani şu anda elektrikli SUV üreten firmalar çok nadir. Elektrikli otomobil biraz yaygınlaşmaya başladı ama elektrikli SUV kategorisi biraz daha yavaş. Baktığınız zaman yani bunların temsilcileri Tesla olabilir, Jaguar olabilir, biraz da belki BMW diyebiliriz. Pek SUV olmuyor ama hani SUV diyelim ona da. Bu firmalarla rakip olabilecek, hatta bu firmaların üretildiği ülkelere satılabilecek bir otomobil demek hani boş bir otomobil olarak karşımıza gelmeyecek gibi duruyor.
Bunun bir eksisi de var, ekonomik olarak bir eksisi var. Çünkü insanlar, Türkiye'deki insanlar vergiden, şundan, bundan dolayı bıkmış durumda. Ekonomik baskılardan dolayı iyi otomobil kullanamıyorlar. Hani insanların yerli otomobilden beklentisi de düşük maliyetli olsun, biz alalım. Hani hem yerli almış olalım hem de yani halka çok zorlamasın, halkı bu arabayı almaya, diğer arabaları almaya, yerli otomobil kullansınlar. İki tarafta karşılıklı işine gelsin gibi düşünülüyor ama büyük ihtimal böyle olmayacak. Eğer hani böyle bir tasarımdan, SUV bir otomobilden vesaire bahsediyorsak, yani ben minimum olarak 150 bin 200 bin lira fiyat bandına sahip olacağını düşünüyorum bu otomobilin. Ama elektrikli otomobillerin arasında bu fiyat düşündüğümüz zaman çok da yüksek bir fiyat değil. Çünkü Renault'un bile dandik küçücük modelleri bile 150-160 bin liradan başlıyor. Hatta Golf'ün vesaire falan şu anda 200 bin, Passat'ın 500 bin liraya satıldığı bir pazardan bahsettiğimiz zaman bu otomobile 200 bin bile bence iyimser bir rakam. Ama eğer çıkarsa tutulabilir. Böyle de bir şey var. Bence devletin de bu konuda vergiden muaf tutması gerekiyor. Sonuçta kendi otomobili hani vergiyi vesaire falan düşürüp yerli otomobile bir teşvik yapması gerekiyor. Hani böyle bir şey yaparlarsa ve bu insanlar otomobilleri dışarıdan almaya değil de içeriden iç pazara yönelik otomobilde ekonomik özgürlüğünü bu ülkeye yakalarsa, yani bunun çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. Bu aynı zamanda diğer sektörleri de geliştirecek. Baktığın zaman batarya teknolojisidir, işte aracın elektrik tesisatı. Yani bir otomobil elektrikli olduğu zaman hani ülkedeki kimyagerler bile iş bulabilecek seviyeye gelir. Çünkü biliyorsunuz hani kimya alanında bile otomobil sektöründe aküler vesaire falan birçok bileşen var, birçok kullanılacak alan var, parça var. Yani iş istihdamı konusunda da çok geniş bir alanda iş istihdamını arttıracaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda ülkeyi bireysel olarak da bir kalkınmaya götürür. Yani baktığımız zaman elektrikli otomobil demek gerçekten ülkenin inanılmaz fazla yararına yapabileceği en iyi işlerden biri olur ülke adına. Tabii bu konuda hani çok baskı da yapmamak lazım. Her şeye de muhalefet olmamak lazım. Bazı şeyleri desteklemek gerekiyor ülkeden bir şey çıkabilmesi için. Hani adam evinde oturuyor, bilgisayar başında, ülkesi için herhangi bir şey yapmıyor veya kolunu ayağını kıpırdamadan laf yapabiliyor. Yapmamak lazım. Araç kötü de olsa, iyi de olsa vesaire de olsa otomobili desteklemek lazım. Sonuçta biz bu ülkedeyiz, bu ülkede yaşıyoruz. Yani bu ülkenin katkısı demek bana da size de herkese katkısı olacaktır yani ülkedeki her şeyin. Tasarım konusunda Panfarina tasarımını yapmış demiştik, SUV olacak demiştik. Bu modelin nerede üretileceği, çalışmaların nerede yapılacağı vesaire sorusu var. Kocaeli'de Silikon Vadisi benzeri, böyle bir Silikon Vadisi, yani çakmavari bir yer var. Bilişim Vadisi deniliyor sanırım buraya, yanlış bilmiyorsam. Ya Gebze'de büyük ihtimal bu yer, yanlış hatırlamıyorsam Gebze'deydi. Orada modelin prototipinin geliştirildiği, yapılacağı vesaire söyleniyor. Yani nerede fabrika açılıyor derseniz, ben zaten iki ihtimal veriyorum. Bir Bursa, iki Kocaeli. Yani bu iki şehirden birinde mutlaka olacaktır. Neden? Hem limana sahip şehirler. Yani liman yakınlığı, öyle söyleyeyim. Hani 200 kilometre çevresinde inanılmaz fazla deniz trafiği, su trafiği, yol trafiği, aynı zamanda Bursa'nın büyük bir havaalanı var. Yani baktığınız zaman ulaşım konusunda birçok faydası var ve Bursa'da, Bursa ve Kocaeli'de, özellikle Bursa'da çok fazla yan sanayi ürünleri üreten fabrikalar var. Yani yan sanayi sektörü Bursa ve Kocaeli'de, özellikle Bursa'da çok gelişmiş durumda. Tabii bunların hepsi bir etken. Büyük ihtimal bu otomobilin yarın bir gün bir fabrikası yapılmaya başlandığında temeli büyük ihtimal ya Bursa'da ya da Kocaeli'de, Gebze'de vesaire atılacaktır diye düşünüyorum baktığınız zaman. Yani konuşacak çok başka da bir şey yok. Böyle aklınızda kalan soruları, ayrıntıları vesaire size anlatmaya çalıştım. Yani büyük ihtimal benim dediklerimden çok fazla farklı bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ben hani realistik, gerçekçi olarak düşünüyorum. Yani burada bir sürü şey diyebiliriz, atıp konuşabiliriz ama gerçekçi konuşmak en iyisi. Diyeceklerim bu kadar. Yani başka da bir şey gelmiyor. İnşallah sesim düzgün geliyordur. O kadar konuştuk. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize yorum iyi bakın. Yapmayı. Hoşçakalın. Tamam, yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Ha ha ha.